İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi kadın haklarını, LGBT bireylerin haklarını. LGBT bireyi misiniz? Ben evet. Hetero, lezbiyen vesaire. Yani hepsi, yani herkes evlenip bir çocuk sahibi olmak zorunda. Hisler sonradan mı çıktı ortaya? AK Parti'nin İstanbul'daki adayı kim olsun istersin? Hiç kimse olmasın abi. Sence kim olsun? Ben aynı fikirdeyim. Silinsinler haritadan yani. CHP. CHP mi? Evet. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu destekçisiyiz. Neden? Ya bunun birçok nedeni var. Yaptığı bir sürü iş var. Üç neden? Üç tane neden. Üç neden değil ama genel olarak ben kabaca söyleyebilirim. Kabaca üç neden. Yaptığı şeylerde engel olunduğunu düşünüyorum. Mesela siz Ekrem İmamoğlu'nu bir proje yapmak isteyip de AK Parti'nin engellediğini mi düşünüyorsunuz? Engellediğini düşünüyorum. Hangi projeyi mesela? Fazla. Mesela ya, İmamoğlu ben şu projeyi yapacağım dedi, AK Parti neyi engelledi? Ya genel olarak mesela sözleşme vardı bir tane. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi. Bunu engellenmesi, bireylerin, LGBT'li bireylerin, kadınların, bunların engellenmesi mesela İstanbul Sözleşmesi önemli bir sözleşmeydi ve bu engellendi. Yani çoğu yaptığı işte zaten engelleniyor, mecliste reddediliyor oylar. Siz İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen arkadaşlar. Evet. Neden destekliyorsunuz? Kadın haklarını, LGBT'li bireylerin. İstanbul Sözleşmesi kadın hakları demek. Sadece kadın hakları demek değil. Bir sürü şey içeriyor. Ama diyelim ki kadın hakları. İstanbul Sözleşmesi'nden önce kadına yapılan şiddet ve tecavüz, katil durumu, öldürme durumu ne kadardı? İstanbul Sözleşmesi'nden sonra ne kadar oldu? Bilginiz var mı? Yok. Artış oldu. İstanbul Sözleşmesi ne kadar belli bir seyirde devam ediyordu, yine vardı. Ama sözleşmeyle birlikte bir artış oldu. Bu sizce kadını savunsaydı artış olur mu? Olur. Yani olmaz diye düşünüyorum. Çünkü gereken şeyler... Demek ki İstanbul Sözleşmesi burada kadını savundu. Hayır, savunuyor. Nasıl savunuyor? Bakın şimdi şöyle anlatayım size. Kadın neden savunuyor? Kadın artış oldu, kabul edilmedi ki sözleşme hani. Sözleşme vardı, sonrası iptal edildi. Tamam, iptal edildi. Yapılmıştı ama. Tamam, yapıldı ama iptal edildi sonuçta. Tamam. Ama belli bir süre sözleşme kaldı Türkiye'de. Yasalarında tamam, Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi var. O kadar fazla dediğiniz 3-5 yıl vardı bu sözleşme. Evet. İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi kadın haklarını, LGBT bireylerin haklarını. Ne mesela, ne hakkını savunuyor kadının? İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesine göre bir hak söyler misin? Tam olarak bilmiyorum çünkü tam araştırmadım ama desteklediğim bir şey. İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl kaldırırlar, ben AK Parti'ye oy vermem diyorsun. Vermem. Ama İstanbul Sözleşmesi içeriğini... Görünürde bir sürü şey var. Sadece İstanbul Sözleşmesi değil. Hani ekonominin durumu ortada, kadın hakları ortada, LGBT bireylerinin durumu ortada. Niye bu kadar LGBT bireylerini düşünüyorsunuz? LGBT bireyi misiniz? Ben evet. Ben değilim ama destekliyorum yani. Neden destekliyorsun? Yani neticede hepimiz insanız ve... Hayvanları seviyor musunuz? Tabii ki. Hangi hayvanları çok seviyorsun? Bütün hayvanları seviyorum. Mesela hangi? Böcekler bile dahil. Böcekler evet. Dahil. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Neden köpekler için dernekler var, kediler için dernekler var? Hayvanseverler her zaman köpeklere mamalar, kedilere mamalar verir. Doğru bir şey mi? Hayır, tabii ki doğru bir şey değil. Niye değil? Köpeklere, kedilere mama vermenin nesi yanlış? Hayır, kedilere, köpeklere tabii ki mama vermek doğru ama bütün hayvanlara mama verilmesi gerekiyor. Bir tek... Neden verilmiyor? Mesela siz hiç gördünüz mü horoz severler, inek severler? Hayır, genel olarak bütün hayvanları seviyorum, böcek bile ayırt etmiyorum. Bu dernekler neden köpeklere ve kedilere öncelik tanıyor da horozlara, ineklere vermiyor? Köpeklerin ve kedilerin katliamını gördüğümüz için olabilir mi? Genel olarak kedi ve köpeklerin katliamını görüyoruz, o yüzden diyorsun. Tamam, horozlar veya işte inekler burada katliam olmuyor, zarar görmüyor diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Onlar da zarar görüyor. Niye ama hep kedi köpek odaklı? Bak arkadaşımız diyor ki yanlış. Ama bu dernekler niye hep bunları destekliyor? Yani onların kendi görüşleri ama tabii ki onlar için de... Görüş değil. Kendi nedeni destek... var. Tamam, nedeni nedir? Verimsizlik. Bak, bir kediden et yiyebilir misin? Hayır. Sen yiyebilir misin? Hayır. Köpeğin sütünü içebilir misin? Hayır. Sütü yok. Bir verimsizlik var. Burada hoş görülüyorlar. Tavuğun etini yer misin? Evet. İneğin sütünü içer misin? İçerim. Çünkü burada bir verimlilik var. LGBT dernekleri de, hayvan dernekleri de ve İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen dernekler de verimsizlik üzerine kurulmuş. Erkekle erkek, bir birey bir münasebetsizlik yaşaması durumunda ortada bir verimsizlik var ve bu tür dernekler, altyapı siyonizmi kuruluşlarda bu LGBT verimsizliğini destekliyorlar ve cazip gösteriyorlar. Aslında tavuk daha verimli, inek daha verimli ama bizi köpek ve kediye sevk ediyorlar çünkü onlarda bir verim yok. Bize bir yararı yok. Yararsızlık oluyor. Şimdi erkekle kadın evlendiği zaman bir verim oluyor. Bir çocuk doğuyor, süt olayı oluyor, büyümesi oluyor, toplumun genişlemesi oluyor. Ama erkekle erkekle bir verimsizlik olduğu için bu tür derneklerde, sosyal medya hesapları da, platformları da biz de kullanıyoruz. Hatta oradan yayın yapıyoruz. Çok fazla değer veriyor. Çünkü burada bir verimsizlik var. Bir ülkeyi yok etmek isteseydiniz eğer, o ülkeyi topla değil, tüfekle değil, neyle bölmek isterdiniz? Bölemiyorsanız öbür türlü. İnsan ayrıştırması ırkçılık yaparak. Irkçılık yaparak, insan ayrıştırması. Ama neyi ayrıştıracaktık? Neyi ayrıştırmasıydı?
İnsan olabilmesi için bir toplumun olabilmesi lazım değil mi? Hayır ama bakın siz şöyle burada yanlış yere yönlendiriyorsunuz. Nasıl? Ülkemizdeki tüm insanlar yani hetero, lezbiyen vesaire yani hepsi lezbiyen. Ama hedeflenen o. Hayır hedeflenen o da değil. Hayır. Bu... Neden o zaman bu derneklere öncelik sağlanıyor Siyonizm tarafından? Niye sosyal medya hesapları TikTok'ta bir LGBT üyesiyle video attığı zaman bakın, 10 milyon veriyorsa işte ya resmi olmayan fiilen üye, fiilen üye diyeyim ben. Veya işte ben yayınlandığım zaman 10 bin izlenirken o yayınlandığı zaman 10 milyon. Bunun nedeni sence TikTok algoritması mı ya da YouTube algoritması mı? Sadece bir algoritma kadar basit bir şey. Olabilir yani bu konuda pek bir bilgim yok. Yok. Peki teşekkür ederim. İnşallah sizler hayvanları severken kediyi köpeği sevdiğiniz gibi tavuğu horozu da seversiniz. Ya seviyoruz zaten. Ama aynı şey insan için de geçerli ya. Hayır tabii ki insan için. İnsan için geçerli olduğu için zaten LGBT bireylerini de destekliyoruz. Peki bakın kediyi sevin, köpeği sevin, evet ama horozu da sevin, tavuğu da sevin. Erem abi hep böyle söyler. Der ki kedi de köpek de evet hayvandır, sevilir, Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık ama horoz tavuğu niye sevmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü tavuk yumurta veriyor, inek et veriyor. Ve burada bir verimlilik var. Ama kedi de ve köpek de bir verimlilik yok. Ay canım benim, oy canım benim, seversin, rahatlarsın psikolojik olarak. Ama diğerinde bir verimlilik varken kimse bunun derneklerini açmaz. İnsanlarda çoğalıp büyüyen, üreyen insanları tercih etmeyip LGBT'ye yönlendiren, eşcinselliğe yönlendiren ve verimsizliğe yönlendiren insanlarımız ve derneklerimiz. Sonunda da gel gence anlat. Yine çaldılar diyecek. İstanbul Sözleşmesi diyor. O İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir maddesini bilmiyor. Dinimize tam anlamıyla savaş açmış İstanbul Sözleşmesi. Nasıl? İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesine göre eşler arasında uyumsuzluk olması durumunda arabulucu yasak, barıştırmak yasak eşleri. Nisa suresinde, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresindeki ayete göre de eşler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda hakem gönderin diyor. Birisi bir şeyi söylerken, Kur'an-ı Kerim bir şeyi anlatırken diğeri savaş açmış Kur'an'a. En basit İstanbul Sözleşmesi'nin neden olmamalı buradan anlayabiliriz. Evet, bir sonraki programda görüşürüz. Allah'a emanet olun.